çok fukaraydı. Bilmiyorsun, tanımıyorsun, etmiyorsun. Öyle körü körüne gidiyorsun. Gitti. Of of. Şimdi siz yaşayın kızım. Yemin ederim. Siz yaşamasını bilmiyorsunuz. Anneniz yanınızda, babanız yanınızda. Kardeşler bir arada, akrabalar bir arada. Ne kadar güzel, ne kadar zengin bir varlık. Biliyor musun? En büyük varlık hayatta ana baba yanında olur. Tabii evleniyorsun, ayrılıyorsun ama ipler kopmuyor, kopmuyor. Yine anaya babaya her hafta üç günde bir, ayda bir sırası geliyor. Ama yanındaydı. İyi günler, kötü günler hep yanında. Ama biz Üsküp'te yaşadık. Patülükleri vardı. Gerçekten annem çok az yataklardaydı. Ha böyle benim gibi iki gökyüzü. Babam getiriyordu, getirmiyordu değil. Bir çıkıyordu pazar zembil, öyle torba değil, zembil bavul gibi böyle, o zamandan yapılmış, iki tutacak böyle. Meyve, her türlü meyve çok seviyordum. Vardı elinde şükür, üç işte çalışıyordu babam, üç tane işte. Her asması böyle başının üstüne dikmişti asma bahçede. O asma dökülüyor, dökülüyor. Yani biz çekmedik orada ya. Evet, eti o kadar yemedim. Sırası gelince, bir misafir gelince eti yapıyor. Ama diğer yemekler hiçbir zaman sofra yemeksiz koymadınız. Vardı, Allah'ıma çok şükür. Sonradan ayda oldum 23 yaşına bastım. Rahmetli babam başladı dersin. Uf, bu kız kaldı. Çünkü orada 20 yaşını geçti mi, 21'i fazla yöreciler yok. Tabii istediler, istediler. Abim var düğünde, vermiyorlar. Onu evlendirelim sonra da. Abim de çekti gitti. Bu sefer razı oldular versinler ama kapıya gelmiyor kimse. Gel gelelim camide babam hocaya, caminin hocası. Orada bir başka bir hocayla tanışmış. Gelmiş cuma namazını kılmalarda tanışmışlar. Kimlerdensiniz, kimlerden değilsiniz anlatmış. Mesela ben buyum, ben hoca, buranın hocasıyım bilmem ne. Hatta Hacı Kazım'ın çeşmesini ben çıkarttım hayrat için. Rahmetli babam yapmıştı. Hatta hala yazıyor da şimdi. Mola Mecid, hayrat çeşmesi. Hiç görmedin mi sen oradan, Gazi Baba'dan geçerken? Yok, görmedim. Tam göbeğinde, Gazi Baba'da tam göbeğinde. Tam Gazi Baba'da tepede değil. Ondan sonra neyse, senin oğlun var mı, kızın var mı, e var. Kaç yaşında söylemiş babam öyle. O da hoca ya ama köyde, Gaber'de. Demir ben çocukları indireceğim, Üsküp'e 6 tane çocuğu varmış. Erkek. İndireceğim, oğlum bir Üsküp'te evlendireceğim. Demir ben köye kız vermem. Ama Üsküp'te olursanız olur. Çünkü ben köyden geldim, yine evlatlarımı köye vermem. Neyse. Geldi anneme diyor ama çocuğu görmemiş, hiçbir şey yok. Sadece yaşlılar görülmüş. Anneme diyor verdim, Bezi'ye gitti. Nasıl demiş verdin sen? Nasıl? Yani demiş, Almuslitsay. Şeyi de al, Bezi'yi de al, çıkın bir çevre alın. O zaman çevreleri götürüyordu. Ne demek o? Böyle tülben gibi, dört köşeli, yanlarında simlen işli, el işi, kazma. Bohça gibi bir şey mi? Bohça gibi, sonra onu böyle topluyordun, böyle kurdeleli balıyordun. O şey oluyordu. Yıldız gibi. Yıldız gibi, içini kağıt dolduruyordun. Öyle avlanın üstüne onu veriyordun ilk. Elde. Onu ya da Mevlide'ye sonra götürdüm. Mevlide bekardı. Neyse. Kalktı annem sabah diyor ama ben duyuyorum konuşurken. Tatalar böyle aralıklı. Biz orada üstte yatıyoruz, bunlar altta. Annem bir
ya sen kızı sormadan nasıl verebilirsin? Hiçbirini ben sormamışım, bunu da sormam. Ben dedim vereceğim, vereceğim. Duyuyorum ben şimdi verecek ama nereye verecek bilmiyorum ki. Çünkü yaşım da artık 23'e bastım. Annem de hadi kızım hazırlan. Hayırdır dedim. Dedi yengenle, dedi ben gelemem. Yengenle gidin. Nereye gideceğiz ya? Dedi bir çevre alacağınız diye babam söz vermiş bir yer dedi seni veriyor. Ya dedim kimmiş neymiş gördünüz mü? Ya sus fazla konuşma diyor. Sana düşmez konuşmak. O da böyle şimdi baban tarafı mecbur tutsun. Susuyorsun bir şey yapamıyorsun. Kalktı gitti kaldı bir çevrem benim iki gözüm iki çeşme. Dedi ya köyde ya duydum onu derken köyde oturuyorlar. Bunlar dedim beni şimdi köye götürecekler. Ben gitmem. Gitmem kaçacağım başka bir tarafa gitmem. Kararı verdim yani. Kendi kendime ama kimsenin haberi yok. Neyse gitti kaldık çevreye. Yengim diyor mendillerini verdim. Bir ay önce 12 tane mendil almış yengem. Böyle birer mendil. Ben de şu kadarcık bir küçük sandık vardı. Orada babama hediyene gelmiş. Ne yazıyordur nazar için çocuklara bilmem ne. Sebep olmuş hediye ya çorap getiriyordu. Ya havlu ya tülben bir şey. Onları ben çeyiz topluyordum. Çıkarttım o mendili dedim ne yapacağım? O çevrenin ortasında dedi kelebek gibi yapacağız. Mendili koyacağız diye. Ya dedim siz gerçekten mi niyetlisiniz? Vallahi dedi ben bir şey bilmem dedi. Baban kararı vermiş. Ne abinin haberi var ne kimsenin diyor. Neyse abim öyle geldi ya. Akşama gelecekler onlar eli alsınlar. Abim geldi babam anlatıyor böyle böyle. Baba bu iş inek değil pazarda çıkarasın satasın. Bu bir insandır. Dur soralım çocuk ne iş yapıyor ne ediyor. Sonra biz Türkiye'ye gideceğiz. Vesikası var mı yok mu adamın? Sen nasıl veriyorsun bu kızı? O kızı burada bırakacaksın sen gideceksin Türkiye'ye. Bari bir tane al yanında. Babamla tartışıyor, ben yukarıdayım aşağıda, zaten onların önüne oturamazsın. Neyse, abim dedi ben araştıracağım, soruşturacağım. Vesikası varsa dedi, kısmetse olur ama vesikası yoksa asla dedi olmaz. Bir soralım çocuğu bir kere, kim, niye, nesi? Vermediler, o akşam geldiler. Babam dedi bize müsaade ver birkaç gün dedi. Çocuklar istiyor sorsun, soruştursun. Ona göre sorun, sorun istediğiniz yere, sorun istediğiniz yere. Biz böyle bir aile, şöyle bir aile. Halbuki 6 tane erkek çocuk, 2 oda var. Bir oda kaynana kaynata, 6 çocuk bir odada. En büyüğü bu. Başka yok. Bir şey gece konu nasıl, Meryem'in gece konusu ne var? Yengem de dedi, ben gideceğim. Yuva Terzi'yi arıyorum dedi, vuracağım kapılarına dedi. Onlar bilseler bir Terzi var, onlar götürürler dedi benim bir tarafa. Ben gireceğim yavaş yavaş bakacağım evi dedi onlar. Yengem kurnazdı o yönde. Aldı bir kumaş koluna gidiyor. Vuruyor kapıya, çıkıyor koca karı şansına, kimse yok. Zaten tek o kadar, erkekler hepsi erkek. Hayırdır demiş. Ya demiş böyle böyle benim bir elbisem var. Acele işimiz var, düğünümüz var bu iki haftanın içinde. Terzi bulamıyorum. Yani yok mu berenge terzi bir yerde? Aa demiş var tabii demiş. Nasıl benim görümcem terzi. Gel demiş otur içeri. Ben gideyim çağırayım. Telefon yoktu o zaman. Çağırayım görümcem o gidiyor çağırsın görümcesini bu evi. Döndün iki oda küçücük odalar. Teyze demiş senin evin çok küçük. Kaç tane evladın var demiş. 6 tane erkek çocuğum var demiş benim. Bir de biz 2 yaşlı buradayız ama biz daha çok köyde oturuyoruz. Bu şimdi yeni aldık bu evi çocuklara. Şimdilik burada yatıyoruz. Sonra birer birer kiraya çıksınlar. Babam verir mi kirayı? İmkansız. Neyse.
o kadın alıyor ölçüsünü, şeyini. Bir daha bu artık ne telefon var, hiçbir şey gitmedi. Babamı sıkıştırdı. Yengem dediği dedi, erkek gibiydi. Ben dedi bu kızı büyütürdüm. Gerçekten yengem büyütürdü beni de. Nasıl Feyza annenini büyütürdü. Aynı öyle yengem. Kendi çocuklarıyla yatırıyordu, kendi çocuklarıyla kaldırıyordu. O açan gelmiş, ben 3 yaşındaymış. Küçük. Onun evlatlarıyla büyümüş. Neyse. Söylemiş böyle böyle. Nasıl demiş öyle. Evet demiş öyle. İnanmasan gel demiş beraber gidelim görelim. Ne gideceğim göreceğim. Dilenciymiş onlar bilmem neymiş onlar. Vallahi öyle. Sonradan onlar geldiler işte ne günü gün vermişler. Geldiler dayandılar kapıya. Babam çıktı dışarı. Arkadaşlar ben sana doğru doğru söylerim. Ben kızımı kiraya çıkarmam. Bir. 23 yaşına kadar benim evim, o evlenene kadar 23 yaşına olacak. Ben kiraya çıkarmam. Hiçbir çocuğumu kiraya vermedim. Bunu da kiraya veririm çünkü çok ben çektim öyle. O ev senin, bu ev benim. Kalmadı eşem kırılmadan, dökülmeden. Onun için burada kısmeti yok. Sonra vesikan var mı arkadaş senin? Yok. Bu iş olmaz. Ben kızımı vereceğim vesikalı olan birine. Ki 3 gün önce ev gidiyordu. Orada bozuldu.